Efem Kalama Defteri'nin bugün konuğu Cem Selcan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önce Keskin Nişancı'dan başlayalım son kitabınız. Ama o araya parantez içinde bir şey katayım. Oruç Arobayı çok seviyorsunuz. Onu hep anıyorsunuz. Yani ama sevgili dostunuz Oruç Aroba için. Bu kitap bittiğinde giden oruça demişsin. Evet. Ayrıca da bir bölüm de var. Bu kitabı dostum ve hocam Oruç Aroba'ya atadım. Felsefeyi alıntıyla değil de hayatta görmek isterdi. Tam da öyleydi. Efendim. Gerçekten de ayrı bir nem ve uzun seminerler yapmıştı. Hayat felsefesi başka bir şey. Ondan Leibniz filozofu diyorlar. Gerçekten de Orçun söylediği çok doğru. Çok doğru. Şimdi Keskin nişancı epeyce kişi öldürmüş vasifpesi icabı tabii biz ona bir şey demiyoruz. <laughs> Gerekli. O da enteresanlığı tabii hayatıyla yaptığı başka işlerle görevini ayırıyor değil mi? Bu bilinç var onda değil mi? Evet şimdi o onun işi, e, görevi yani. Hepimizin bir işi var. Hepimizin bir işi var tam dediğiniz gibi. Onun işi de öldürmek. E, bir yandan bir kurgan bir yandan da böyle insanlar var. Hepimiz tabii. hani başka bir mecazi anlamda zaten bir arada keskin dişlerimiz var. Ayrı bir şey. Yani Walter Mitty'nin gizli hayatı gibi gündüz başka şey yapar. insan başka bir kişiliğe ve kimliğe bürünüyor evet. çıkınca. O bunu yedirmiş kendine yani keskin nişancı işte işim bu ve e, o çok ilginç işte ben bunun üzerine düşündüm. Keskin dişancılarla ilgili seminerleri, şeyleri izledim filan. Hani içine girmeden tabii şeylerle. Silahlarını inceledim. Ee, o anda nasıl davrandıklarını araştırdım filan. Nefes tutmadan nasıl oraya konsantre olduklarına kadar. Bayağı büyük bir eğitim gerektiren ve herkesin de baş edemeyeceği bir iş bu. Sadece e, yaptıkları iş anlamında değil. Yani başka beceriler de gerekiyor. Nefesini tutma, tam o hedefi vurma bir sürü bir sürü şey var. Biz, tabii tabii tabii. tabii. Şimdi tabi burada da enteresan ha değil mi? Daima klasik bir şeydir. Avla avcı bütünleşir. Evet bunu bana bir daha önce kitaplarımda da yazmıştım bir iki kere. Yani Çünkü o çok ilginç bir şey. Yani bir avcı arkadaşım söylemişti. Tam onu vuracağım anda başka şey oluyor falan gibilerinden. Kesin. Sanki av kendini avcıya veriyor. Böyle bir an var. Yani bu bana çok ilginç anlardan gelir hayatta. partileri gibi yapılan İngilizce'de. Köpekler vardır, şeyler hepsi böyle aslında. Tabii oradaki bazı kahramanlarınız var sizin ki o kahramanlarınız arada devreye giriyor. Biraz nefes alıyor insan. Keskin nişancı da biz de nefes alıyoruz. Okan der yazında. <laughs> evet de onlardan biri de tabii efendim Hıfzı Bey. Hıfzı Bey Hıfzı Bey bir yandan hayatımızın antitezi yani hep onun üzerine düşünmüş, onun üzerine yazmış ve istemiş ki yazdıkları hayatı etkilesin. Yani Fakat, kendininkini başkalarının. Tabii tabii. Yani sonuçta niye felsefe yaparım diyorum diyor. Hayatı daha iyi hale getirmek için. Felsefenin temel şeyleri niye insan? Tamam merak ettiği için yapar ama en sonunda da Hayata etkisin, hayatta bir daha iyiye yol, yola çıkacağım şeyler yapsın diye yapar. Onun temel nedenlerinden biri bu. Fakat maalesef tabii ki o bir röportajda da dediğim gibi çok da onu yapamadığını görüyor. Yani yazının hayata o kadar da etkilemediğini, onun yazdıklarının e, biraz boşta kaldığını düşünüyor ve bir hayal kırıklığı içinde anlam, genel anlamda. Ve istiyor ki o yaptıkları, yazdıkları, bütün hayatını adadığı şey başka bir değişimi yol açsın hayatta. Hep herkes, herkes paylaşsın. paylaşsın. Herkes paylaşsın istiyor ama hayat öyle olmuyor. Sokakta gözüken hayat öyle değil. Shakespeare okusa hiç olmadığına görür. Diyor ki hayat bir delinin saçmalamaları aslında hiçbir şeyde imlemiyor diyor yani. Evet. Ama işte bir şey var. Şimdi Yaptıklarımız hayata anlam versin isteriz yani evet. kendimize tabii. de yani o tabii. onun peşindeki bir adam. Tabi Bey bunu çok istiyor tabii ama tabii. hayat bir hayal kırıklığı mıdır? Hayat tam bir hayal kırıklığı değil mi Hüsnü Bey? Hüsnü Bey'e can evinden vuran bir soru bu. Evet ama iyi bir eskiyle kaçıyor o noktadan <laughs> çünkü soran genç evet diyor. Hayal kırıklıdır ama senin yaşına daha çok hissediyor insan diyor. E sonra ne oluyor? Sonra düşünmüyorsun diyor. <laughs> Hakikaten tahayyül ediyor hayal, gerçeğe hayal ettiğimde yaşar insan yani diyoruz ama işte yaşlılık belki de bütün o hayallerin aslında olmadığını görüp yeniden bir dünya kurmakla ilgili bir şey. Şüphesiz. Yani. Yeniden dünya kurma girişiminde bulunan direniyor. Biraz daha uzun şu da. Diğeri teslimiyet olunca ruhu çökünce evet. insanın bir evet. bedeni de çöküyor. İşte Hıfı Bey tam o arada yaptıklarının tam da bir değişime yol açmadığını fark etmiş kendince de evet. aslında evet. öyle olmadığını görüyoruz. O kadar da umutsuz değil işler. Bir şeyler bir yerlerden yürüyebiliyor. Bir gün bir şey çıkacak. Evet. Diye. Evet. evet. O da zaten hayır, kitapta söylüyor. da onun peşini bırakmıyoruz. Yani ben bırakmadım. Hayır. 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 Çünkü. Iı, bu distopya da biliyorsunuz yani distopya sonuçta dediğiniz şey gibi. Mesela 1984'te Orwell muhteşem bir şey yapmış. Yani o kitap tan çıkışı yoktur. Kitaptan kahramanlar da kurtulamaz, biz de kurtulamayız. Ha, yani tabii. Bunu ben birkaç kere okudum da her seferinde yani o müthiş tuzak bizi de boğar. Yani sanki keşke bu kitap yazılmasaydı filan dersiniz yani. E <laughs> yani tabii yani yani insan o kadar şey. Yani. Yani, evet. Sonuçta bilmeşiyor ona tabii. eziyet edeni sevmek durumunda kalır şey kahraman. Ben oraya kadar gitmek istemedim. Yine de bir şey kalsın istedim. O kalsın istediğim şey aslında Hıfsı Bey'den. Şey. Hıfsı Bey. Evet. Ama işte ne diyor Hıfsı Bey de hayal kurmayı bırakıyor insan ama. Evet. O hazin bir şey. Evet. Siz geçen gün bir şey demiştiniz. Yılka atı. <laughs> Ona, ona benziyor. Biraz evet. evet. İşini çok... bitirmiş. Özgür ama yapacağı çok fazla bir şey yok. Çok tuhaf bir şey. Aslında belli bir yaştan sonra bazı arkadaşlar da görüyorum. Ya onu mu eledim? Eleyi duvara açtım da birdenbire beri o fiziksel çöküşe doğru da gidiyor. yani evet. Halbuki Yunus'u hatırlamalı. Her dem yeni doğarız. Bizden kim bu sanası? Yunus büyük adam tabii. Şimdi aslında düzen, düzensizlik, olağan şartlar, olağanüstü şartlar. Bunların gelgitleri var hep romanınızda. Evet. Çünkü düzeni düzensizliğe yeğleyen bir tavır da var. Dikkat edersiniz orada düzen e, yani bizim de şu anda içinde olduğumuz şey. Tabii fazla bir düzen tek yol açıyor aslında. Yani düzensiz olalım demiyorum. Ama mesela e, eskiden bohem hayatlarda değil mi? Bir aşk yaşanıyor da başka şeyler oluyor. Hepsinin bir arada olmuş oluyor olması insanlara daha normal geliyordu. Bugün öyle değil. Bugün sanki her şey sadece bir şekilde olabilirmiş gibi geliyor. Bunun Tabii. sonucu biraz istatistik, biraz rakamlara fazla yüklenme, ruhunu boşluğunu bırakmama. Yani Çok. Bu bizi bu bizi yaralıyor ve bu bizi benim, başka bir hale sokuyor. Benim oluyor. hocam vardı İsmet Sumur Bey. Nurlar içinde yatsın. Bir yere bir şey yapmaya gidiyor falan. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bugün programımız programsızlığımızdır derdi. Harika. bir şey. Yani arada bir başka yere çentik atmak dediğiniz doğru. Aslında bu düzeni istiyor. Büyük bir düzen belki olsun ama o düzenin içinde küçük düzenleri biz yapmalıyız. Tabii. Yani ruhun ataklarına izin vermek gerekiyor. Şüphesiz. Her şey o da kontrolü değil. Şüphesiz. Çünkü benim bir mühendis arkadaşım var. Bize makine yapardı. Babası dermiş ki keyif iş kazaya kalır, keyif kalmaz dermiş. Yani hakikaten ha. arada bir nefes almak gerekiyor. Evet. Bütün ilişkiler için öyle. Ben aslında mühendisim temelde. Biliyorum biliyorum. biliyorum. E, ama... ama mühendislerin kurgulamada faydası olur. Olur. Olmuş. Yani ben... edebiyata edebiyatta bu yansır. Evet. Dostoyevski de mühendis. <laughs> ama ben Nabokov'un kurgulamasını daha çok severim tabii ayrı da. O da müthiş bir şey tabii. tabii. Kundera falan onlar. E, tabii 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 tabii. Şimdi bir de keskin nişancı da tabii ben Dakika dakika ve metre metre çalışmak zorunda kaldım. Çünkü gördüğü şey, dürbünden gördüğü metreyle veriyor. Dolayısıyla kurbanların arasındaki metreler, giriş çıkışları hepsini çözmek zorunda yani kaldım. E o var tabii. <laughs> mühendislik gerekti yani orada. Sayılar insanı yönetir diye Pisagor'un sözünü almışsınız zaten. O biraz başta bize bir e, uyarı demeyeyim de bir yol gösterici bir söz bu bence. Evet. Psikolojiye katılmamak istiyorum kitap içinde ama, e, ama katılanlar da bu sistemi kuranlar var. yapacak bir şey yok. Katılanlar da sistemi Öyle. kuranlar var tabii. <laughs> evet. Şimdi şey var tabii, yaşamak üzerine, yaşamak üzerine düşünen insan ölüm üzerine düşünmesi gerekiyor. İki, birbirine karşıt ama birlikte var olan kavramlar bunlar. Onun için de burada var. Amaç yaşamak değil... İyi yaşamak olduğundan bilge yaşayabildiği kadar değil, yaşaması gerektiği kadar yaşar diyorsunuz. Biraz bunu açın bana. O Seneca'nın sözü. Evet Seneca. Seneca'da Seneca zaten hayatıyla ben. hayatıyla tam bu tam da bu sözü gerçekleştiriyor. Ve Seneca çok geçiyor size zaten. Seneca anıtlar evet. var. Çok. İlginç bir adam. çok ilginç bir adam. Seneca, Spinoza bunlar ee, sonuçta intihar ediyor. Neron'un söylemesiyle diyor ama sonuçta diyor ki hayattan bir çıkış yolu daha var. Eğer onursuzca işte kötü köle olarak yaşayacaksam ben buradan çıkarım diyor bu oyunundan. Kendisi de onu yapıyor zaten kendi hayatında. Şimdi hayatın uzunluğuna mı kalitesine mi bakacağız? Çünkü sonuçta diyor ki gene insan bin yıl yaşasa niye bir bin yıl daha yaşamıyorum der diyor. Tabii tabii. Yani tamam, e, ama, ama onun içinin dolu olması. De, hedonistlerin de şeysi var burada. Epikürosu. Tabii çok tabii tabii, 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 tabii dediğiniz gibi. Çok doğru. Evet. Onun içinin dolu olması hele bir bu, bu bilgi ise onun için daha önemli. Yani bilgi artık hayatını özellikle bu durumda hayatına yeniden bir anlam vermek için bir yola girmesi gerekiyorsa bu anlam için hayatını feda edebilir diyor. Orada yani hem yeni anlam hem yeni anlam eski anlamlardan farklı olmayacak. Çok güzel dediniz gibi evet. Hem düşünce tekrarı olacak. Onda haklı yani şeysi yok. Evet. Tabii aslında şey var. Keskin Nişancı için bir şey dediği var bizim A. Ömer Türkeş'in. Keskin Nişancı suç kurgusunu bu kez dispotik bir dünyaya taşımış Selcan. Gerek distopyanın, gerek suç edebiyatının klişelerini çok iyi kullanarak merak duygumuzu baştan sona diri tutmasını biliyor. Gerçekten o özellik var. Teşekkür ederim. Ben yani suçu meselesini şey yapmışım başından beri zaten. Ee, işte elmanın suçu mesela o noktada benim için şeydir. Şimdi ilk büyük suç oradan hava elmayı alıyor. Tabii elma denmiyor bir meyve ama o elmayı alıyor ve veriyor. Bu büyük suç bu yüzden biz dünyaya atılıyoruz cennetten. Evet. Şimdi diyorum ki tamam güzel bu bir suç ama niye elma orada? Elma niye orada? <gülüyor> <gülüyor> yani bunda tabii soygunun bahanesi olarak kullanıyorum. Sonuçta soygun yapıyorlar falan Bu merkez bankası soygunu var elmanın suçunda. Bir zamanlar kasedel papalidi ben yazmıştım. <laughs> evet evet. Yani evet, merkez bankası soygunu olarak sonuçta diyecek niye orada onlar? Yani orada bir elma varsa birinin de o elmayı koparmak istemesi normal olabilir. Dolayısıyla suçun çeşitli bakış açıları var. Hırsız <laughs> tarafından bakışı var, elmanın sahibi açısından, elmayı oraya koyan açısından. Aslında tabii öyle bir düzen ki aslına bakarsınız öyle bir düzen çok düşünsüz düzensiz. Evet. Veya bir sebebi var. Sebepsiz gibi elmanı için orada. Evet. Elmayı kim koymuş? Pırıl pırıl bir elma duruyor orada şimdi. Yani almasanız niye olacak? <laughs> ne olacak? Ne? niçin koymuş? <laughs> Tarih için koymuş. O elmanın şeysi var. Ama tabii başka bir şey de var. Bu şey geldiğimiz. Gündelik düşünme çoğu zaman büyük düşünmelerin de kırıntısı gibi. Kesinlikle, kesinlikle bu bütün. Yani şimdi bu kitapta suç ve ceza var, başka kitaplar var. Yani ha. büyük bir kavram bu. Evet. Suç suç bizim yani bir şey dediğim gibi bir torbanın bir tarafını bağlayıp içine suç doldurup üstünü bir göz çizseniz insan oluyor sonuçta insan dediğiniz şey bir suç torbası bir tarafıyla çünkü e, algımız öyle yani çocukları da hep biz bir suçtan kaçarak hayatımızı oluşturmaya çalışıyoruz Peki. suç dediğiniz şey de toplumun size ha bak bu suçtur bunu yapma falan dediği şey. bir, bir bakış açısıyla tabii o toplumun bakışıyla var tabii bu zamana göre mekana göre kesinlikle yıllara göre de, de, rejime göre de değişiyor. Ana göre bile değişebilir. Ana göre bile değişiyor. Yani evet. bu şey hep bize değil mi? Bu işte romanlarda değil hayatımızı da bunu yaşıyoruz. Ben de Dostoyevski gibi şey düşünüyorum. Aslında suç başka, kötülük başka bir şey. Yani başka derken onun içinde olabilir. Ama bizim işimiz belki varsa bir işimiz o saf kötülüğü bulmak Yani orada bir şey var bazı şeyin en dibinde geride bir yerde bir kötülük var. Belki gün gelecek insanlar onu bulup onu cezalandıracaklar. Çünkü işte kader binler bir şey diyoruz, mahkumu diyoruz, binler ne diyor, bir sürü olaydan ötürü Hep. insanlar suçlu olabiliyor. Ama hakikaten onları ayıklasanız bu adam güzel bir adam olacak belki de. Tabi. Ama olmayabilirse o, o, adama, o kötü. O adama <laughs> biz elbise giydiriyoruz. Evet. Suçluyoruz. Ama Sanki hayatta bir bildir kötülük de var. Onu bulmamız gerekiyor gibi var, düşünüyorum. Evet. İnsanoğlu onu bulmak için çabalarken de kötülük yapıyor tabii. tabii. Yani İşler karışık. <laughs> birbiri içinde bir hava yani havai gibi bir şey yani. Evet. Ama herhalde romanların insanın da çok incelediği bir şey. Evet. Hele suç kimde diye ne kadar çok sorarız. Romanlar bize bunu getiriyor. Bazen günah keçisi buluruz suçlamak için. <laughs> Belki evet. olmuyor bu işler. <laughs> İnsan olur rahattır ama. Evet. Şimdi hukukta nasıl bir şey var? Yasalar var, konuşuyorsunuz, uyguluyorsunuz falan ama bu yetmediği zaman eski Roma hukukunda bir şey var. İyi aile obası ne derdi buna diyoruz. Bonus pater familias dediğimiz bir şey. E şimdi gerçekten de zaman zaman buna sığmıyor muyuz acaba? Örnek mutlaka insan yani ha, örnekler üzerine bir ahlak olur mu? E, öyle oluşuyor ama. Yani e, bize veril ahlak dediğimiz şey içinizde bir yargı oluşmamışsa toplumun yargılarından oluşan bir şey. İçinizdeki yargı da zamanla oluşan bir şey tabii. Hemen değil o o, o bir iz o Felsefeyi okurken de öyle mesela ben şimdi A değil de niye B filozofunu seçtim? Bu biraz da şey hepsini okumuş olmakla ilgili değil. Gönlünüz oraya doğru gidiyor. İçinizden gelen bir duygu onu çekiyor. Ee, bazısını baştan Peki, öğretmen, okumadan öğretmen sevmezsiniz. Öğretmen olsanız, öğretici olsanız hepsini okuyun çocuklara söyleyeyim dersiniz. Ama çocuklardan birisi de başkasını onu seçecek. Tabii. Evet. seçtiniz. Evet yani... bir filozoflar belli. Bazı adamları ben okuyamam mesela. Hani bil, neden o bil, bilmem. Çek bazı... Mesela Adorno'yu bilmezdim. Fakat onda ilginç bir şey olduğunu bilirdim. Yani benim... Onda bana göre bir şey var derdim yani. Okuyunca baktım ki ha ben bunu nasıl bildim bilmiyorum. Ama ilginçtir o. İşte Oruç da derdi. Bir kitabı elleyince siz, siz çok daha iyi bilirsiniz. Ya yani bunun gerçekten esas bir şey mi yoksa işte meselesi olmayan bir kitap olduğunu anlarsınız yani. Çok doğru. Oruç'u sevgili rahmetle anayım. Öyle bir şey ki hakikaten insan birçok kitap okudukça kapağa dokunduğunda hele bir ilk sayfa evet. çok garip bir şey. Yani insanın takdimi gibi, tanıştırması gibi. İnsan bir insanı tanıştırır. Bende de o çok vardır bu da hangi kötülük daha var diye düşünmeye başlarım ben. Sonra iyiliğe doğru inince şey yaparız. Bu bizim tabiatımız ama kitapta öyle. Evet. Sonra dokunduğunuz zaman bilirsiniz. Ben eminim buna. Yani o tamam o, olmuş olmamış Çok duygusunu garip o bir, bir alırsınız. Bir geçişkenlik vardır. Tabii. Bu şeyde pandemide okuyorum bir sürü şeyi. Zaman da okumuşum bir kitap. Dinlemediğim bir müzik var filan. Onu okuyorum. Sonra diyorum ki yani bunu zaten okumak istememişim. Değil mi? Okuma gündemine koymuşum. Evde pandeminin bana böyle zararı oldu. Bazı okumadığım, okuyamayacağım kitapları da Okudum. okumuş oldum. <laughs> Müzikte bu hataları yapmadım. Onları sevdiklerim, bildiklerimi zaten yaptım. Evet. Ama Adorno mühim bir zat. Evet mesela Adorno Ben de onu çok severim. Şimdi aslında tabii yazmanın da usulleri, ritüeli vardır. Böyle bir ritüel var mı sizde? Yani daha evvel araştıracaksınız, bir şey kafanız takılacak, inceleyeceksiniz, sonra yazmaya başlayacaksınız. Herhalde böyle. Evet. Yani ben şeyi hissederim, mühendislikle de, de ilgili galiba. Kurulan dünyanın çalışmasını isterim. Çok yani, doğru. Mühendis yazar arkadaşlarımda bu vardır. Bunlardan biri de benim rahmetli Hüseyin Cöntürk'tür. Eleştiri yazardı. Onda da sizde bir kere bir e, ku bilinçaltınızda bir kurgu endişesi var. Evet. Onu kurguluyorsunuz. Evet. Yani temalar ve Kök belli olduktan sonra onu o iskeletin evet. düzgün oturmasını isteriz. Evet, evet, ben isterim. Evet, evet, evet Şimdi şeyler var. 1578 ya da Bir Korsan hikayesi. Hoş bir kitap o. Evet. O Demir Özlü ile Orhan Duru onun üzerine yazmışlardı sağ olsunlar. Evet. Benim beklemediğim böyle bir heh, bu işi ben becerebilirim bak. Ustalar buna okeylediyse tamamdır deyip. Çok doğru, çok doğru. Ee, Rahmetli. O tabii en anı. çok benim hayatımdan en çok izler taşıyan ilk kitabım tabii ki şeydir. Hem de iki çok eski arkadaşım. Evet. Demir böyle. Özlü. O. Demir abi falan tabii. Orada öldü. Çok son zamanlarda çok isterdi buraya gelsin diye gelemedi. Çok hastalıklar çekti Şimdi hitaplar benim çok dikkatimi çeker. Burada şey var. Fahriye, Oğuzlar ve Günaya. İlk kitap öyle. Arkadaşlarımdılar onlar onun içinde. Yani o romanın içindeki çeşitli karakterlerden bir parça. Aslında tabii Bursa'yı sevmiyorsunuz ama Ahmet Hamdi'nin Bursa'sı var. Bursa'yı sevmiyorum artık. Ben Bursa'da büyüdüm. Bursa sesimi duyuyorum. Evet biliyorum. Ee, zor geçti orada yıllarım. Yani hasretle anacağım yıllarım değildi. Lise, liseden bahsetmiyorum. Kendi özel hayatımın zorluklarından ve Bursa çirkinleşti. Yani bunu da e, Bursalılar kusura bakmasın, hakikaten güzel, dünyanın en güzel olabilecek şehirlerinden biri, sırtını Uludağ'a dayamış e, bir kareli defter gören biri onu çok güzel bir şehir halinde yapar yapabilecekken, şimdi kötü bir şehir olduk. Kimse kusura bakmasın. Buradaki <laughs> Bursalı arkadaşlarım var. hepsi şimdi laf edeceklerdir ama. Burada da Nietzsche, Göte, Ahmet Hamit Tanpınar var. Tanpınar'ında kültürler arasında gidip gelmemiz, barışmamız filan tabii ki o bizim devam eden bir şeyimiz. E başka kitabı da alalım. Öyle paydusu, aşk ve cinsellik çeşitlemeleri var. Elman'ın suçunu ben diyorum ki zaten e, bu keskin nişanından Elman'ın suçunu okusunlar. Teşekkür ederim. Oğlum. Birkaç dile de çevrildi yurt dışında. Evet, biraz şey yapsınlar. Efendim, birçok kilometredir aşıp geldiniz. Dışarıdan gelen bir konuşmacısınız, bir romancı olarak, bir yazar olarak. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Efendim. Ben teşekkür ederim. İnşallah yine buraya geldiğinizde yeni kitaplarla burada oluruz. İnşallah efendim. Sizinle bir programı ederim. yapmak çok hoş oldu. Benim için başka bir ödül yani. Teşekkür ederim, sağ Çünkü olun. Çünkü edebiyatın bir seviyesisiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Efendim bugün Cem ile konuştuk konuğumuzdu. Gelecek hafta bir başka konukta karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.